Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün markadan bağımsız en özel kasklardan biriyle beraberiz. Önümüzde olan kaskın markası modeli Scorpion Exo HX1 Carbon Edition. Dışarıdan baktığınız zaman ne kadar özel olduğunu rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve size tanıtmak için sabırsızlanıyorum. 22.06 sertifikasına sahip Karbon malzemeden yapılmış HX1 karbon. Hem klasik hem de Street Fighter tarzına hitap ediyor. Şimdi kutunun içinden çıkanları anlatmadan kaskları tanıtmak da pek mümkün olmaz. O yüzden ilk önce kutunun içinden neler çıkıyor ona bakalım. Kutunun içinden ilk önce yedek bir vizör çıkıyor. Şu anda bu vizör kabının içinde şeffaf vizör var. Normalde kaskınız şeffaf vizörle geliyor. Gold vizör bu koruyucu kılıfın içinde oluyor. Ekstradan gold vizörümüz var. İkinci olarak... Tabii ki her kaskla beraber gelen pinnoğumuz var. Kışın kullanacaksanız, bu yapmasını istemiyorsanız pinnoğunuzu alıyorsunuz, takıyorsunuz. İlginç olarak bir tane kitapçı yanında küçük bir alet takımı geliyor. Peki bu alet takımı ne işe yarıyor? Tabii ki ekstradan gelen terek. Ekstradan terek takabiliyorsunuz bu kasklara. Kaskın rengine göre TL'niz rengi de değişiyor. Yan tarafta gördüğünüz gibi Narda Grey'de du Nard Grey bir tereyimiz var. 3 farklı belki canınız isterse 4 farklı şekilde kullanabildiğiniz bu kasklar Scorpion markasının donanımlarıyla yüklü. İsmi ne kadar zor olsa da telaffuzu arka arkaya söylemesi ne kadar zor olsa da ben söyleyeceğim. Quick Wick ve Quick Fit özelliklerine sahip. Neler bunlar? Quick fit dediğiniz kafanızı güzel bir şekilde saran, ped yapısı ve gözlük kullanılabilirliği anlamına geliyor. Peki quick wick ne demek? O da antibakteriyel ve terletmeyen kumaş anlamına geliyor. Hiç mi terlemiyorsunuz içeride? Evet terleyebilirsiniz yazın. Ama kaskınızın camını açık bıraktığınız takdirde hızlı bir şekilde o ter kokusu ve ter sıvısı buharlaşıp gidiyor ve kaskınızın içi hiçbir şekilde nemli kalmıyor. Havalandırmayı konuşacak olursak ön tarafta gördüğünüz küçük ızgaraların iç tarafında bir açma kapama tuşu var. Bu birinci önden gelen hava. İkinci olarak da üstte yarım ve tam açabileceğiniz bir tane hava tüneliniz var. O da kafanızdaki o teri, o sıcak havayı atmak için yapılmış. Öndeki hava giriş sayesinde arkadan hava rahat bir şekilde çıkarılıyor. Alt tarafta pedlerin üst tarafında küçük kanallar var. Bu şekilde kanallar vasıtasıyla içerideki sıcak hava arkadaki çıkış sayesinde vakumlanarak dışarı atılıyor. Aynı zamanda içteki türbülansı engellemek için de alt tarafta kaskınızın perdesi mevcut. Yani çene altında bir perdeniz var. O yüzden içeride çok fazla rüzgar dolaşmıyor. Bu kasklarda Exocom özelliği de var. Yani Scorpion'un son senelerde geliştirmiş olduğu Intercom hazır kask demek oluyor aslında. Uyumlu intercom'u alırsanız intercom'un kulaklık noktaları ve kanalları hepsi hazır olduğu için rahat bir şekilde montajını yapıyorsunuz ve interkonlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi önümüzde 3 farklı kask tasarımı var. Sağ tarafta gördüğünüz terekli ve camsız sistem. Camsız sistemde isterseniz Google kullanıyorsunuz, isterseniz de iç camı kullanabiliyorsunuz güneşliği. Önümüzde full face bir kask var. Tam camımız var. Tam vizörümüz var. İçeride de güneş vizörü her zamanki gibi hazır. Bu tarafta da camını çıkarmadığım, hani camla beraber de görmenizi istediğim bir kask var. İsterseniz bunu da camını çıkarıyorsunuz. Full Street Fighter moduna giriyorsunuz. İster Google'la, isterseniz de içerideki güneşlikle kullanabiliyorsunuz. Peki bu değişimleri nasıl yapıyoruz? Benim hoşuma giden çok basit bir sistem kullanmışlar. Mıknatıs sistemi var. Camların yerini oturtmak için oldu mu olmadı mı diye düşünmüyorsunuz. Mıknatıslar hop diye içeri alıyor kendini. Kaskın kutusunda küçük bir poşetimiz var demiştik. İçinde kitapçık var. Aynı zamanda küçük bir alet edevat poşeti yapmışlar. Onun içinde bir tane alyanımız var ve yedek vidalarımız var. Bu yedek vidalar ve alyan sayesinde istediğiniz değişimi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey camın üstündeki kenarında altın gördüğünüz vidaları sökmek ve diğer camı takmak. Bu vidaları sökerken biraz böyle alırken bir yakınlaşma, bir yapışma hissedeceksiniz. Bunun sebebi üzerinde mıknatıs olması. Hatta mıknatıs testini şöyle yapayım size. Alyanın üstüne bıraktım da bakın üstünde çok rahat bir şekilde duruyor. Camı çıkarmak gayet kolay. En üst seviyeye getiriyorsunuz. Alyanla vidayı çıkardıktan sonra camı da çıtlatarak üstünde alıyorsunuz. Ve tereyi rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Aynı şekilde tereyin pivot noktaları hazır o üstüne taktıktan sonra üzerinden vidayı kapatıp işlemi bitiriyorsunuz. Bu şekilde isterseniz terekli bir kaskınız oluyor, isterseniz full street fighter bir kaskınız oluyor, isterseniz de tüm bakışları üzerinize çekeceğiniz karbon altın camlı full face bir kaska sahip oluyorsunuz. Özellikle HX1 karbonun alt tarafını çevirdiğimizde tasarım konusunda ne kadar özenildiğini rahat bir şekilde görüyorsunuz. Dikişler, pedler, pedlerin birbirine uyumu ve iç renk tasarımı benim ekstra ekstra hoşuma gitti. O yüzden özel hissetmek istiyorsanız alacağınız kask kesinlikle bu. Altın üzerindeki çizgiler, karbonun içindeki altın noktacıklar. Bunun normal karbon versiyonu da var bu arada ama altın olan versiyon her zaman benim daha çok hoşuma gidiyor. Üzerindeki Scorpion logosu, her şey dahil müthiş bir kask. Deri ve kumaşın mükemmel bir uyumu kullanılmış. Bu masadaki renkler dışında farklı renkleri de olan Scorpion HX1 serisini nereden alabilirsiniz? Tabii ki motomax.com.tr ya da motomax'ın Hasanpaşa mağazasından alabilirsiniz. Her videonun sonunda olduğu gibi tekrardan hatırlatıyorum. Kaskı almadan önce bedeninizden emin olun Kaskı takın, bir 5 dakika kafanızda bekletin ve herhangi bir şekilde ağrı yapmadığına emin olun. Bu şekilde de güvende kalın. O zaman ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınızı sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.